Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine yollardayız. Yine bir kış günü, her zaman olduğu gibi. Sitede malum kış ayları. Evet arkadaşlar, internetten bana en çok gelen sorular İsviçre'de yaşamak arkadaşlar. İsviçre'de nasıl yaşayabiliriz, nasıl çalışabiliriz? Üniversite okusam çalışabilir miyim? İşte şu meslekten mezunum, çalışabilir miyim? Şöyledir, böyledir falan. Birçok yorum geliyor arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, İsviçre'de üniversite okumadan da çalışabilirsiniz. Yani İsviçre'de çalışabilmek için illaki okumuş olmak, illaki bir diploma veya meslek sahibi olmak zorunda değilsiniz. Ha, şöyle bir durum var. Okumuş olmanız, tabii ki bir diplomanızın, bir mesleğinizin olması burada daha rahat iş bulacağınız anlamına gelir. Ama diplomanız olmadan da burada iş bulabilirsiniz. Yani normal düz işçi olarak da iş bulabilirsiniz. Ya bunun için yapmanız gereken, arkadaşlar herkes soruyor, ne yapmamız gerekiyor? Şimdi Türkiye'de de bu aynı şeydir. Türkiye'de işe gireceğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz, bir şirkette konuşuyorsunuz, doğru mu? Ben çalışmak istiyorum, bana iş lazım diyorsunuz. Yani gidip konuşuyorsunuz. Bu da aynı sistem. Yani oradan evde oturduğunuz yerde telefonunuzu elinize alın, Google'a İsviçre'de, yani sadece İsviçre için geçerli değil bu. Hangi ülkede çalışmak istiyorsanız, sadece İsviçre'ye sınırlandırmayın bunu. Almanya olur, İtalya olur, Fransa olur, İngiltere olur, Rusya olur. Ya her yer olabilir, anladınız mı? İnternetten girin. Örnek veriyorum, İsviçre'deki Türk inşaat şirketleri veya Türk işletmeler, yazın istediğiniz hangi bölümde nasıl çalışmak istiyorsanız yazın arkadaşlar. Orada çıkacaktır illaki isimleri. Örnek veriyorum, Ahmet AG veya Ahmet GMB ya da Ahmet Anonim Şirketi, her neyse. Buldunuz, baktınız. Ne yapacaksınız abi şimdi? Yazacaksınız, doğru mu? Google'a o şirketin ismini yazın. Orada illaki numarası, işte telefonu, mail adresleri falan internette yazıyordur. Bulun abi. Ondan sonra onlara mail atın. İşte böyle böyle durumunu da belirtin. Türkiye'de yaşıyorum. Şu diplomam var, bu diplomam var veya hiç diplomam yok ama ben bu işi yıllardır yapıyorum. İsviçre'de sizin şirketinizde, sizin bünyenizde çalışmak isterim gibi. Yani bunu artık benim söylememe gerek yok. Yazın arkadaşlar. Öyle iletişim kurun. Zaten siz o şirkette anlaştığınız takdirde sizin iş vizenizi, davetinizi falan her şeyinizi onlar hazırlayacaklar. Size onun ihtimalle evrak sitesi gönderebilir. Yani hani ya nasıl olur, geri dönmezler falan diye düşünmeyin. Avrupa'da çalışan, bakın yaşayan demiyorum, çalışan binlerce insan var. Bu insanlar nasıl gidiyor zannediyorsunuz? Bu şekilde ya bir tanıdık vasıtasıyla ya da bu şekilde kendileri bir şirketle anlaşıp gidiyorlar. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Yapamayacaksınız diye bir şey yok. Dediğim gibi İsviçre'de oturum almanın da iki yolu var. Biri illegal, biri legal. Aslında ikisi de legal, yani illegal değil. Hani İsviçre'de ticari de illegal değil ama yani kesin çözümü olmayan bir yol ve bir hayli de sıkıntılı bir yol olduğu için ben bu yolu pek önermiyorum. Çünkü çok zor bir aşama, çok yıpratıcı bir aşama için. Oturum olmakta arkadaşlar, dediğim gibi en garanti yolu evlilik. Ha, bununla ilgili bana yine soruyorsunuz ya, biz nasıl evlenebiliriz, nasıl biriyle tanışabiliriz? Yahu arkadaş, kader kısmet yani. Şimdi ben ne diyeyim sana, hatta ya bize oradan birini ayarla diyen bile var abi. Ben ne diyeyim yani şimdi? Ya biri böyle gelecek, şununla evlenir misin diyemem ki. Keşke elimden gelse böyle bir şey. Ama hani kime ne diyeyim ben yani? Şirket soran var. Hani anlaşmalı evlilik yapan şirket var mı diye bir yorum gelmişti. Ya böyle bir şirket yok. Çünkü anlaşmalı evlilik zaten yasal olmayan bir şey. Yani aslında bir suç. Yani bir suç şirketi de o nedenle yok. Ha, dediğim gibi kadar kısmı dışı arkadaşlar bunlar. Hani evlenip gelmek, evlenmek,
bir hayat yaşamak yani. Sonuçta sadece buraya gelmek değil önemli olan. Buraya geldiğinizde o insanla bir ömür, bir hayat yaşıyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Dediğim gibi kaderinizde, kısmetinizde varsa evlenip gelirsiniz buraya veya başka bir ülkeye. Hani çevrenizde tanıdık vasıtasıyla olabilir ya da sosyal medya. Şu anda biz insanların en çok kullandığı şey sosyal medya. Birçok arkadaşlıklar, bir tür dostluklar, ilişkiler, yeni kazanımlar oluyor bu platformlarda. Oraları deneyin yani, ne diyeyim. Sosyal medyayı deneyin. Sosyal medyadan herkese, her yere ulaşabiliyorsunuz. Ve işte sen ayrı bir güzelsin be bayram. Ayrı bir güzelsin ya. Rengine kurban olduğum ya. Ayına, yıldızına kurban olurum senin. Ne güzel dalgalanıyordu. Umarım kameraya yansımıştır bayrağımız. Burası sanırım Kültür Vakfı gibi bir şey altında. Cami de olabilir, Kültür Vakfı da olabilir. Yani tabelayı pek okuma fırsatı olmuyor. Sürekli geçtiğim için akşamları görmüyorum ama ilk gördüğümde bu kalbim böyle küt küt atmıştı. Yani böyle dönüp 2-3 kere arda arda baktım yani. Türk bayrağıydı. Gerçek mi gördüm, doğru mu gördüm diye. Evet, doğru gördüm. Burada kiliseler arkadaşlar çok yaygın, çok fazla. Öten bir Avrupa ülkesi olduğu için camilerimiz de var aslında, yok değil. Hani Almanya'daki gibi veya Ercan kardeşimizin paylaştığı gibi yaşadığı ülkede Sydney'de ki gibi büyük camiler, böyle kubbeli camilerimiz yok, ama bizim camilerimiz normal şöyle bina gibi küçücük, yani 1-2 metrelik bir kubbesi vardır, yani minaresi vardır. O şekilde altında var bir tane, bir gün oraya da gidip çekeriz. Dediğim gibi arkadaşlar, konuyu fazla dağıtmayayım. Yani Avrupa'da çalışmak için tekrardan söylüyorum. Diplomanızın olup olmaması pek önemli değil. Çünkü zaten çoğu diplomalar burada geçersizlik oluyor. Yani belki bir inşaat mühendisinin diploması geçerlidir. Belki bir doktorun diploması geçerli olur. Ama kalkıp bir öğretmenin diploması burada geçerli olmaz. Çünkü nedir? Türkiye'nin eğitim sistemi de buranın eğitim sistemi arasında dağlar kadar fark var ve farklı. Onun için tekrardan burada okul okumanız gerekiyor. Tekrardan diploma yapmanız gerekiyor. Ne bileyim. Yani diploma, ne diyeyim ki, aşçılık olabilir diplomanız. Belki burada geçerlilik kazanabilir. Farklı diplomaları düşünüyorum. Polisinizdir belki. Burada gelip polislik yapabilir miyim diye. O belgeniz, diplomanız burada geçerli kazanır. Çünkü Türkiye'deki polis, nasıl diyeyim sizlere, özlük hakları diyeyim, kurallar diyeyim, buradakinden farklı olduğu için burada tekrardan belki okul okumanız gerekir. Avukatlık bile mesela, Türkiye'de avukat olabilirsin ama burada gelip avukatlık yapamazsınız. Çünkü Türkiye'nin hukuk sistemi, kanunları, yasaları farklı, buranınkiler farklı. Burada tekrardan okula gidip öğrenmeniz gerekir. Ama dediğim gibi herhangi bir diplomanız yoksa bile, benim gibi herhangi bir diplomam, bir belgem yok. Ama burada çalışabiliyorum. Dil bilmenize de gerek yok. Dil bilseniz çok çok daha iyi olur ama tabii ki dil bilmeseniz bile burada gelip çalışabilirsiniz. Çünkü Türk şirketlerine ya da çalışacağınız için yanınızdaki insanlar Almanca biliyor olacaktır. İlla ki başınızda bir şef olacaktır. Zaten verilen işi yapacağınız için de dil bilip bilmemeniz o kadar da şirketin umurunda olmuyor. Daha çok yaptığınız işe bakıyorlar. Evet arkadaşlar. Umarım anlattığım konular sizin için bilgilendirici olmuştur. Yine kafanıza takılan sorular varsa yorum kısmında belirtin. Bir önceki videomu da izleyebilirsiniz. Yine İsviçre'de oturumla ilgili. Oradan da daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.